Fehmi Koru, esas sorun Amerika ama gel de bunu Biden'a anlat. Amerika yıllardır terörle mücadele ediyor. Yalnız başına da değil, her ülkeyi kendi izlediği mücadele çizgisine çekmeye davet ediyor Amerika. Farklı görüşlere ve uygulamalara ise tahammülü yok. Türkiye'den ara sıra gelen uyarılara da kulak tıkıyor. Sadece kulak tıkamakla kalsa iyi. Ankara'dan yükselen itirazların Washington tarafından farklı değerlendirildiği Amerikan medyasının tavrından belli oluyor. Dün El-Kaide'ydi en büyük düşman, şimdi IŞİD. Eğer soruna doğru teşhis koymaz ve mücadeleyi yanlış zeminde yürütürseniz IŞİD'den sonra başkaları çıkacaktır denildiğinde, demek ki IŞİD yanlısısınız terslemesi geliyor Washington'dan. Hani eskiler dinime dahleden bari Müslüman olsa demişler ya, ben de aynı minvalde bu terslemeyi yapanlar bari terörle mücadelelerinde başarılı olsa diyorum. Amerika terörle mücadele genel başlığı altındaki Topyekün Savaşı 11 Eylül 2001 uğursuz eylemlerinden sonra başlattı. Savaşın cephesi bütün yeryüzü, önce kendi vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini kısıtlayan etnik ve dini özelliklere göre ayrımcı fişlemeler yapmayı mümkün kılan bir dizi yasa çıkardı Amerika. Sonra aynı yaklaşımı müttefiklerinden bekledi. Bugün dünyanın dört bir yanı George Orwell'ın ünlü romanı 1984'te öngördüğü saçma birer polis devletine dönüştü. Washington'ın yürüttüğü terörle savaş yöntemleri yüzünden saçma da olsa uygulanan yöntemler bari dünyamızı daha güvenli hale getirseler. Nerede? Tam tersine terörle mücadele adı altında uygulanan yöntemler, özellikle belli ırk ve din profilinden insanların birer potansiyel terörist olarak görülmesi, terör riskini azaltmadı, müthiş artırdı. Bu benim tespitim değil. Institute for Economics and Peace adlı itibarlı kurumun her yıl bu zamanlarda yayınladığı Global Terörizm Indeksinin bulgusu. Washington Post gazetesinde özeti yayımlanan rapor, bütün dünyada terör kapsamı içine giren eylem sayısı 2000 yılında sadece 1500 iken bu rakamın 2013 yılında 10000'in 10 üzerine çıktığını kayda geçiriyor. Bu eylemlerin %60'ı da Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve Suriye'de gerçekleşmiş. Nijerya'yı bir tarafa bırakırsak terör eylemlerine en fazla maruz kalan ülkeler Amerika'nın terörle mücadele kampanyasına muhatap olanlar. Rapor suçluyu doğru biçimde belirlemiş. Amerika'nın sürdürdüğü dış politika. Okuyalım. Terör eylemlerindeki yükseliş Amerika'nın Irak'ı işgaliyle başladı. İşgal, ülkede geniş iktidar boşlukları yaratarak değişik fraksiyonların ortaya çıkmasına ve şiddet kullanmaya başlamalarına yol açtı. Yanlış mı bu tespit? Kesinlikle değil. İşin 4 ila 6 trilyon dolar olarak hesap edilen mali faturası da var. Eğer hastalığa konulan teşhis yanlışsa, tabip ne kadar usta, hastane ne denli mükemmel olursa olsun, uygulanan tedaviden sağlıklı sonuç alınamaz. Amerika 11 Eylül uğursuz eylemlerine yanlış teşhis koydu. O gün bugündür dünyamız terörle yönlendiriliyor. Dün El-Kaide'ydi, bugün IŞİD, yarın kim bilir hangi örgüt. Ceremesini belki mali açıdan Amerikalılar da çekiyor ama teröre doğrudan muhatap olan ve yanlış teşhisin ortaya çıkardığı sorunlarla birebir baş etmek zorunda kalanlar bizleriz. Bütün İslam dünyası, Joe Biden Amerika Başkan Yardımcısı bugün ülkemizde ve yanlış teşhis istikametinde belirlenmiş reçetesi de cebinde. Beklediği reçetede yazılı ilaçların sorgusuz sualsiz uygulamaya konması, kullanacağı sopada Türkiye'nin IŞİD destekçisi olduğuna dair Amerikan medyasında çıkan zırvalar. Umarım bu defa biraz farklı davranır itirazları daha dikkatle dinlerler. Fehmi Koru Habertürk